Küpe FM'de sabah haberleri devam ediyor ve biz de yayınımıza Rumeli Üniversitesi rehberlik uzmanı Cihan Kuzgun'la devam ediyoruz. Günaydın Cihan Bey, hoş geldiniz. Günaydın Turhan Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sizin en yoğun olduğunuz dönemler bu dönemler, en heyecanlı olduğunuz dönemler bu dönemler. Çünkü bir kez daha yeni gençlere kucak açacaksınız. YKS 2021 sonuçları açıklandı. Peki süreç hakkında bilgi verir misiniz? Bundan sonra ne olacak Cihan Bey? Tabii ki. Öncelikli olarak Turan Bey, bizleri değerli Trakya halkıyla, öğrenci adaylarımızla bir araya getirdiğiniz için sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin rektörü, mütevelli heyeti ve tüm akademisyenleri olarak da bizi dinleyen herkese saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi YKS 2021 sınav sonuçları 27 Temmuz itibariyle açıklandı. Tercih süreci nasıl işleyecek? Bu süreçte adayların yapması gereken şeyler neler? Şöyle Turan Bey, öğrenciler için tercih süreci 5 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık 2 gün sonra öğrenciler ÖSYM'nin sitesinden aday işlemleri kısmından tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeye başlayacaklar. Tercih işlemleri için öğrencilerin öncelikli olarak 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih edebilmeleri adına 150 baraj puanını geçmiş olmaları gerekiyor. 4 yıllık lisans bölümünü düşünen öğrencilerin de kendi alanlarıyla ilgili, yani sayısal, sözel, eşit ağırlık diye tabir ettiğimiz alanlarda da AYT sınavından 180 baraj puanını geçmeleri gerekiyor. Yıllardan beri tercih sürecinde öğrencilere hep söylediğimiz şey şuydu: tercih yaparken özellikle başarı sıralamanızı baz alarak tercih listenizi oluşturmanız ve bu tercih sürecinde de almış olduğunuz başarı sıralamasının belirli bir limit üzerinden başlayarak ve belirli bir limit altına inerek tercih listelerinizi oluşturmalarını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerin 30 adet tercih yapma hakları var Turan Bey. Genel olarak rehberlik uzmanları olarak bizlerin öğrencilere tavsiye ettiği şey şu olduğu yıllardan beri: tercih listenizi oluştururken 3'e bölmelerini tavsiye ediyoruz. 3'e bölerken de yaklaşık 7-8 tanelik bir sıralamayı kendi sıralamalarının üzerinde olan yerlerden, yaklaşık 10-12 civarında olan tercih haklarının yoğunluklu bir kısmını kendi başarı sıralamaları civarındaki üniversiteleri ve bölümleri yazarak her ihtimali göz önünde bulundurarak, yani başarı sıralamalarının yükselmesini, puanların yükselmesini de göz önünde bulundurarak herhangi bir açıkta kalma durumuyla karşılaşmamalar adına da kendi sıralamalarının da belirli bir limit altına inerek de bir tercih listesi oluşturmalarını tavsiye ediyoruz. Bu gerçekçi bir liste oluyor. Çünkü ülkemizde öğrencilerin her yıl ne şekilde bir strateji izleyeceğini bilemiyoruz. Sonuçlar açıklandığında yine her yıl sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Kesin gözüyle yerleşir dediğimiz öğrencilerin oralara yerleşemediğini, hiç beklemedikleri daha alt sıralardaki yerlere yerleştiklerini görüyoruz. Öğrenci arkadaşlara tavsiyem, adaylara tavsiyem genel olarak bu şekilde, yani üst tercih, orta tercih ve alt tercih diye bir liste oluşturarak ÖSYM'ye bildirmeleri onlar için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Rumeli Üniversitesi'nden rehberlik uzmanı Cihan Kuzgun'la sohbetimiz devam ediyor. Cihan Bey, siz burada anlatıyorsunuz ama tercih yapmaya hazırlanan adaylar ve aileleri daha ayrıntılı bilgi almak isterlerse bu süreç içerisinde Rumeli Üniversitesi nasıl yardımcı oluyor onlara? Tabii ki Rumeli Üniversitesi kurulduğu yıldan bu zamana kadar yaklaşık 6 yılda tercih sürecinde sınava giren öğrenci arkadaşlarımıza rehberlik hizmetleri noktasında destek oluyor. Özellikle üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Silivri Mehmet Balcı yerleşkemizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, İstanbul merkezde bulunan Haliç Uygulama ve Araştırma Merkezimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, yine bölümlerimizin hocaları, keza Bostancı'da bulunan Spor Bilimleri Fakültemizde görevli hocalarımızla beraber öğrenci arkadaşlarımızın tercih işlemlerinde destek oluyoruz. Aynı zamanda Trakya bölgemizde özellikle Çerkezköy, Kapaklı,
Lüleburgaz, Keşan, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bulunan tercih merkezlerimizde de öğrenci arkadaşlarımızın bize ulaşmaları halinde orada bulunan rehber öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizle beraber sadece kendi üniversitemiz özelinde değil, genel Türkiye genelindeki bütün üniversitelerin bölümleri ve puanlarıyla alakalı kullanmış olduğumuz tercih robotundan onlara tercih listeleri oluşturuyoruz ve hocalarımızın engin tecrübeleriyle beraber onları bilgilendirip tercihleri yapmaları noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin vasıtanızla Turan Bey, tercih yapacak öğrencilerimizi başta Silivri Mehmet Balcı yerleşkemiz olmak üzere diğer yerleşkelerimize davet ediyoruz. Hı hı. Ailelerimizi davet ediyoruz. 13 Ağustos'a kadar bahsetmiş olduğumuz yerlerde hocalarımızla birlikte tercih işlemlerini yapacağız ve bir nebze de onlara fayda sağlarsak, destek sağlarsak, yol haritalarında destek olmuş olursak ne mutlu bizler için. Biz 5 haftadır bu yayınlarla Rumeli Üniversitesi'nden misafir ettiğimiz konuklarla tercih yapacak olan adaylara adaylara yol göstermeye çalışıyoruz. Herkesin bildiği gibi Rumeli Üniversitesi bölgemizin, Trakya'nın tek vakıf üniversitesi ve Silivri konumu itibariyle de Trakya'da çok kolay ulaşılabilecek bir konumda. Bazı aileler, öğrenciler bundan dolayı da tercih yapabiliyorlar. Servis imkanlarından dolayı günübirlik okullarına geliyorlar, sonra da nerede yaşıyorlarsa Trakya'da oraya dönebiliyorlar. Peki üniversitemizin konaklama ve servis imkanları ile ilgili neler söylersiniz adaylara? Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi İstanbul Rumeli Üniversitesi şu anda Trakya'nın ilk ve tek vakıf üniversitesi olma özelliğine sahip. Bu sebeple de özellikle Trakya bölgesinden başta Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Kapaklı bölgelerinden üniversitemizin öğrencilerimize servis imkanı mevcut. Konaklamayı düşünmeyen aileler ve öğrencilerimiz için oradan ders programlarına göre üniversitemizin ring servisleri mevcut. Ücret karşılığında servis imkanlarımızdan faydalanarak ders saatlerine, ders programlarına göre, giriş ve çıkış saatlerine göre servis firmamızın ayarladığı güzergah doğrultusunda servis imkanlarımızdan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda tabii ki sadece Trakya bölgesi için değil Turan Bey, İstanbul'la yönelik de özellikle E5 güzergahı üzerinden Yeni Bosna'ya kadar yine üniversitemizin servis imkanları mevcut. Öğrencilerimiz yine ilan ettiğimiz servis saatlerinde Yeni Bosna'dan başlayarak Silivri güzergahında, yine Silivri'den Yeni Bosna'ya kadar da belirlenen saatlerde servis imkanından faydalanabiliyorlar. Tabii sadece Trakya özelinde ve İstanbul özelinde konuşmanın yanı sıra üniversitemizde Türkiye'nin dört tarafından adaylar yerleşiyorlar. Diğer şehirlerden gelen öğrenci adaylarımız için de üniversitemizin bahçesinde kız ve erkek öğrenciler için oluşturulan konuk evimiz mevcut. Burada da yine öğrencilerimiz kalmak istedikleri kişi sayısına göre içerisinde çamaşır makinesine, yani iğneden ipliğe kadar, evet, açıkçası bütün eşyaların var olduğu, sabah kahvaltısı, akşam yemeği imkanının da olduğu bir konsepte konaklayabiliyorlar. Yani günübirlik gelmek isteyen adaylara, konaklamalı gelmek isteyen adaylar üniversitemizin gerçekten çok uygun fiyatlarla, çok ekonomik fiyatlarla sağlamış olduğu imkanlar mevcut. Düşünen adaylarımız zaten üniversitemize, yerleşkelerimize geldiğinde ilgili yetkililerimizle görüştürerek de zaten kendilerini detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Onlar gelip mesela oradaki o konuk evlerini öğrenciler için hazırlanmış, kız ve erkekler için ayrı ayrı hazırlanmış, oraları görebiliyorlar değil mi? Ziyaret edebiliyorlar. Tabii ki, tabii ki Turan Bey. Konuk evimizde oluşturulan dairelerimizi gezip oradaki yetkililerimizden imkanlar hakkında detaylı bir şekilde bilgi alarak, hı hı, İçlerine sinmesi halinde kayıtlarını da gerçekleştirebiliyorlar. Evet, merkez kampüsün Silivri'de olduğunu söylediniz ama Rumeli Üniversitesi'nin İstanbul'da da farklı semtlerde kampüsleri var. Biraz yerleşkelerden söz edebilir misiniz? Tabii ki üniversitemiz genç bir üniversite. Yaklaşık 6 yıllık bir üniversiteyiz ama
genç olmasına rağmen hızla büyüyen dinamik bir yapıya sahibiz. Geçtiğimiz yıllarda açılan İstanbul merkezde özellikle Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy civarına çok yakın Haliç Köprüsü'nün hemen altında bulunan eski şapka fabrikası olarak eskiden faaliyet gösteren çok nostaljik bir binayla 2 yıldır öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Haliç Uygulama ve Araştırma Merkezimiz. Bu Uygulama ve Araştırma Merkezimizde bulunan bölümlerle alakalı orada oluşturulan son teknolojik laboratuvarlar ve uygulama alanlarıyla da öğrencilerimiz gerçekten direkt meslek hayatında görecekleri ortamı yaşıyorlar. Bunun haricinde biraz önce de bahsettiğim Bostancı'da bulunan spor bilimleri fakültemizde de var olan bölümlerimizde öğrenciler Anadolu yakasında da eğitim alıyorlar. Ana yerleşkemiz bahsettiğimiz gibi Mehmet Balcı yerleşkemiz zaten üniversitemiz kurulduğundan beri öğrencilere hizmet veriyor. Orada da her geçen gün büyüyen yapımız, büyüyen gelişen laboratuvar ortamımızla öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Evet, çok az bir zamanımız kaldı. Hemen son olarak şunu sormak istiyorum. Adaylar en çok neleri tercih ediyorlar ve bu tercihleri yaparken son olarak nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Ne tavsiye ediyorsunuz adaylara? Turan Bey, gerçekten tercih süreci öğrenci arkadaşlarımızın, sınava giren adayların hayatlarının artık benim şahsi görüşümle son dönemeç noktaları. Bu noktada çok iyi düşünerek karar vermeleri gerekiyor. Ülkenin ekonomik şartları, sosyal şartlarını göz önünde bulundurarak, özellikle kendi kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak mesleklerini tercih etmeleri gerekiyor. Yapamayacakları bölümlere, ülkemizde ne yazık ki bazı gerçekler iş imkanı noktasında sorun yaşanacak bölümleri düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bu noktada baktığımızda özellikle İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak üniversitemizde var olan bölümlerin tamamı gerek iş hayatında gerekse gelecek noktasında son derece cazip imkanlar ve fırsatlar sunan bölümlerden oluşuyor. Tabii bu tavsiye edilecek bölümler göreceli kavramlar olduğu için özellikle sağlık bölümleri, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde bulunan psikoloji, sanat tasarım fakültesinde bulunan radyo televizyon, gastronomi mutfak sanatları, sağlık fakültesinde bulunan fizyoterapi rehabilitasyon, beslenme diyetetik, mimarlık fakültesinde, mühendislik fakültesinde bulunan bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, mimarlık ve iç mimarlık gibi bölümler gerçekten geleceği yakın ve orta vadede geleceği parlak olan bilimler. Özellikle tercih yapacak olan adayların bu bölümler üzerinde araştırma yaparak bu bölümleri tercih etmelerini ben bir rehberlik uzmanı olarak kendilerine tavsiye ediyorum. Umarız ki bu yaptığımız programlarla tercih yapacak olan adaylara bir nebze de olsa yardımcı olmuşuzdur. Rumeli Üniversitesi rehberlik uzmanı Cihan Kuzgun'la sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz Cihan Bey verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle böyle bir hassas bir konuda öğrenci adaylarıyla bizleri buluşturdunuz. Onların bir nebze de olsa yapacakları tercihlerde bir tuz tanesi kadar katkımız olmasını sağlayacak yayınınız için biz üniversitemiz adına size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sohbetle beraber biz de yayınımızı bitiriyoruz. Günün gelişmelerini biraz sonra haber bülteninde Kamil Bilici sizlere aktaracak. Yarın sabah 7'de görüşünceye kadar hoşça kalın.